Toplam sembollerini ikinci videomuzda devam ediyoruz. Şimdi burada Gauss yöntemiyle verilen ardışık sayıların toplam formülü var. Bu burada duracak, bizim işimiz yok. Biz toplam sembolünü biliyoruz, bunu kullanacağız şu anda. Burada diyor ki 1'den 20'ye kadar n nedir? 1'den 20'ye kadar n kardeşim 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 20'dir. Şimdi ben bunları toplayabilir miyim? Evet. Nereden toplayacağım? Yukarıda var mı? Yukarıdaki. Bunları toplayamayacağım için ne yapıyorum? Otomatik olarak Gauss yöntemine ihtiyaç duyuyorum. Yani ardışık sayıların toplam formülü. Ah, birden başlayıp belli bir sayıya kadar gelen sayıların toplam formülü neydi? N çarpı N artı 1 bölü 2 miydi? Evet. Yani 20 çarpı 21 bölü 2 olacaktır. O da kaçtır? 210. 210. Bu bir. Elde var bir. Geliyoruz buna. Şimdi N yerine 1 yaz. 3. N yerine 2 yaz. 6. N yerine 3 yaz. 9. Nokta 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 n yerine 10 yaz 30. Bu ne manaya geliyor? 3 parantezine al 1 2 nokta nokta 10 değil midir? Yani 3 çarpı 10 çarpı 11 bölü 2. Kısacası 5. 55 165. O yüzden biz öğrencilere diyoruz ki eğer 1'den 10'a kadar 3n gibi bir ifade varsa bu 3 direkt olarak bu işlemin başına gelebilir. Ortak çarpan gibi düşüneceksiniz bunu. Parantez içerisinde dağıtılıyor ya. Ortak çarpan parantezini almış gibi en başa alabilirsiniz. O zaman 3'ten 1'den 10'a kadar n'lerin toplamı diye düşünülebilir. Bir sıkıntı aynen, var mı? Yok. Ancak buradaki ifade biraz daha karışık. 1'den 20'ye kadar değil mi bu? Hı hı. 20'ye kadar 3n artı 2 demiş. Toplam sembolünün yine mükemmel bir özelliği var. Nedir bu özellik? Hayır, yaz kardeşim. N eşittir 1'den 20'ye kadar 3n artı n eşittir 1'den 20'ye kadar 2 şeklinde. Bunu ayrı ayrı yazabilirsiniz. Arada artı veya eksi varsa bunlar ayrı ayrı toplanabilir. Evet. Çünkü toplam formülünü uygulasanız da zaten dikkat edin 1 yazın 2 yazın. Göreceksiniz ki bunlar ayrı ayrı değerlendirilebiliyor. Peki ayırdık mı? E bu 3'ü de başa atabilirdim ben. Hı hı. Şimdi ne oldu? 3 çarpı 1'den 20'ye kadar olan sayıların toplamı 20 çarpı 21 bölü 2 artı 2 çarpı 20. Yani hadi şimdi 2 çarpı 20 diyelim. 10, 210, 630 artı 40'tan yanıt 670 çıkacaktır. Umarız anlaşılmıştır. Bu önemli bir özellik. Ve diyoruz ki bu 3n artı 2'yi ayrı yazabiliyorsunuz. 3n ayrı, 2 ayrı. Hatta ve hatta bakın daha da pratikleşmeniz için ilk önce mantığınıza yatsın da ondan sonra daha da pratikleşmeniz için diyelim ki n eşittir 1'den 10'a kadar ne olur Raşit hocam? 5n eksi 4 mü var? Evet. Ben diyorum ki çocuğa ilk önce 5'i yaz. Burada n mi var? N olması demek 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı aynen gelecek öyle demektir. 10 çarpı 11 bölü 2 olarak düşün. Eksi sonra da 10 çarpı 4 olarak düşün. Dolayısıyla ifadeyi böyle ayrı ayrı yazmak zorunda da kalmaz. Ama buna alışmışlar çoğunlukla. Alışmışlar fakat hani sınavlarda LYS sınavında biraz da pratiklik için ihtiyaç olabiliyor. Peki 1'den n'e kadar olan sayıların toplam formülünü gördük. 1'den 1'in karesinden n kareye kadar olan sayıların toplam formülü. N, n artı 1, 2n artı 1 bölü 6. Müfredatımızda ne yazık ki hafiften oynak bir konu vardır. Tümevarım. Evet. Bu tümevarımda bu formülleri size ispatlayarak öğretiyoruz. Biz daha sonraki videolarımıza zaten bunu ekleyeceğiz. Müfredatta olsun olmasın. Bu öğrenciler tarafından mantıklarının kavranması amacıyla bilinmesi gereken bir kavramdır. Bu formülleri orada gördüyseniz zaten biliyorsunuz. Görmediyseniz lütfen bir kağıda not edin. Çünkü sürekli olarak karşınıza çıkacaklar. 1'in karesi, 2'nin karesi, nokta nokta n kare formülü bu. Peki burada nasıl kullanırız bunu? Bir kere çok ortaya yazılmış. Ben şuradan başlayacağım çözüme. 3n kare, eksi 4n ve artı 5 ayrı ayrı değerlendirilebilir. Yani n eşittir 1'den 10'a kadar 3n kare. Eksi n eşittir 1'den 10'a kadar 4n artı n eşittir 1'den 10'a kadar 5. 5. Şu 3 ve şu 4 başa gidebilir. 3 parantezinde 1'den 10'a kadar n kare mi var? 1'in karesi, 2'nin karesi, nokta nokta 10'un karesi olmayacak mı? N, n artı 1, 2n artı 1 yani 21 bölü 6 olacaktır. Eksi 4. 1'den 10'a kadar, şurada bir şey yok ya, n var sadece. 1'den 10'a kadar n'lerin toplamı 10 çarpı 11 bölü 2, 5 çarpı 10, 50. Doğru mu? Hı hı.
3'e bölelim 7. 7. 3'e bölelim 2. Çok uğraştım şu 10 kalsın diye ama olmayacak herhalde. 10 kağıt var mı yanında? Bir hesaplasan sen bunu. 2 kaç olacak bir sonuç? 35. 385 ile 3'ü çarpalım Raşit hocam. İlla çarpayım mı? Evet çarp. Laf söylemeden duramıyor. İlla bir şey söyleyecek. 10, 210, 220 artı 50 kaç çıkıyor? 11.55. 1155. O zaman sonuç 1155'den 170 çıkartın. 985 oluyor sanırım. Raşit hocadan isteyeceğim çıkartmasını ama şimdi laf edecek. Yapalım o yüzden düşünüyorum. Hani böyle oturmaya çok alışmış elemanlar olur yani böyle hani memurlar falan olur. Git işlerini hallet sonra gel. Aynı o tarzda bir şey oluşuyor şu anda. Peki güzel bir formüldür. Birin küpünden enin küpüne kadar olan sayıların toplamı. 1, 2, 3, 4 n ise n çarpı n artı 1 bölü 2 idi değil mi? Evet. Eğer bunların küpleri toplanıyorsa n çarpı n artı 1 bölü 2'nin karesi. Yani toplam formülünün ardışık sayılardaki toplam formülünün karesini alacaksınız. Tek fark bu. Dolayısıyla bu tarz sorularda bunlar sıklıkla ne yapılabilir? Sorulabilir. Hemen söyleyelim. Çok yüksek sayılarda sormuyorlar bunları. Çünkü az önceki gibi işlem çok uzasın istemiyorlar. Fakat tek tük de olsa karşınıza çıkma ihtimali var. Az öncekini toplam sembolünü ayırarak çözdük. Bu sefer ayırmadan. Bu yönteme alışmanız için ayırmadan çözeceğim. İlk önce 1'den 8'e kadar n küpü bulmak zorundayım. 8 çarpı 9 bölü 2'nin karesi. Hiç hesaplamana gerek yok. Birazdan ben hesaplarım. Tamam. 3 parantezinde. Şimdi de n kare formülü neydi? n artı 1, 2n artı 1 bölü 6 artı. Burada ise 1'den 8'e kadar n'ler olacaktır. 8 çarpı 9 bölü 2. Burası kaç olacak? 36'nın karesi eksi. 3'e bölelim. 2, 4, 36 çarpı 17, pardon, artı 4, 36. Hesaplamak istiyorum. Pratik yöntemi göstermek için. Bakın hepsinde 36 var değil mi? 36 parantezin avın. 36 eksi 17 artı 1 olacaktır. O da 37 eksi 17'den. 36 çarpı 20. 20. O da 720 olacaktır. Yani bunları gidip karesine alayım. Şöyle çarpayım demeyin. Hepsinde 36'nın ortak olduğu gözüküyor. Ortak parantez al. İşlemi yap. Peki. Şimdi formülü uygulayabilmem için bu işlemin kaçtan başlaması gerekiyor? 1'den. Ancak burada adam kaçtan başlatmış? 4'ten. Dolayısıyla formülü inatla uygulamak istiyorsanız şöyle bir şey yapabilirsiniz. 1'den 17'ye kadar bulurum kardeşim. Daha sonra da 1'den 3'e kadar olan, özür diliyorum 15'e kadar. 1'den 15'e kadar olanları bulurum. Sonra 1'den 3'e kadar olanları bulurum ve çıkartırım. Ama ne gerek var? Çünkü şunu bir yapmanın bir yöntemi var. Bu yöntemi öğrenirseniz formüllerde daha ciddi kolaylıklar sağlayacak size. Açık yeşil orada mı? Peki formül şu. Mantık şu daha doğrusu. Formül demeyelim. Bu birden başlarsa formülü uygulayabileceğim. O yüzden bundan 3 çıkartıyorum. Bundan da 3 çıkartıyorum. Şimdi biz bunlardan 3 çıkartarak ortaya çıkacak olan her terimden 3 çıkartmış olduk. Bunu tekrar eski haline getirmek için şuradaki n'i karalayıp en gördüğüm yere n artı 3 yazacağım. Anlaştık mı? Ve bakın ne hale gelecek? N eşittir 1'den 12'ye kadar. En gördüğüm yere n artı 3 yazdım ya parantez içerisinde düşüneceksiniz bunu. 3n artı 9, 7 daha 16. Hop. 3n artı 9, bir de 7 vardı 16. Gerçekten de. Az önce 4 yazdığımda ilk terim kaç oluşacaktı Raşit hocam? 12, 19 olacaktı değil mi? Şimdi 1 yazdığımda ilk terim kaç oluşuyor? 19 oluyor. Ya da az önce 15 yazdığımda 45, 7 daha 52 olacaktı son terim. Şimdi 12 yazdığımda 36, 16, 52. Yani mükemmel bir şekilde işlem kendisini ne tölere ediyor mu deriz artık ona? Toparlıyor. Korkmanıza gerek yok. O zaman 3 çarpı 1'den 12'ye kadar olan sayıların toplamı gelecek buraya. 12 çarpı 13 bölü 2, 12 çarpı 16 diğeri. Yani hani burayı tam kavrayamayanlar için söyleyelim. Bunu 3'ini ayrı. N eşittir 1'den 12'ye kadar 16'yı da ayrı yazarsınız. 3'ü başa atarsınız. Gene bu sonuca ne yapacaksınız? Ulaşacaksınız. Ve gönderdik. Bu sefer daha da zorlaşmış. Eksi 2'den diyor. Hiç korkmuyorum. Eksi 2'den diyorsa ben artı 3 derim. Artı 1 yapmak için. Buna da artı 3 derim. Ama dikkat edin. Buradaki n gördüğünüz her yere tolere etmek için n eksi 3 yazmak zorundasınız. Öyle değil mi? Aynen. Hemen yapalım. N eşittir 1'den 14'e kadar. N-3'ün
karesi 3 tane n eksi 3 eksi 8. Yani n eşittir 1'den 14'e kadar. Öğretmenim, bizim hocamız dedi ki n'in yanına eksi 3 yazın. Aslında öğretmenleriniz öyle bir şey demiyor ama ne yazık ki sizler onu hep o şekilde algılıyorsunuz. Aman ha dikkat. N gördüğünüz yere n eksi 3 yazacaksınız. N kare eksi 6n artı 9 eksi 3n artı 9 eksi 8. N eşittir 1'den 14'e kadar. N kare 9'a eksi 9n 18 artı 10, değil mi? N kare var. N karenin formülü neydi? 14, 15, 29 bölü 6. 29'u ben hiç sevmem. N artı 1, 2n artı 1 bölü 6 eksi 9 parantezinde 1'den 14'e kadar olan sayıların toplamı 14 çarpı 15 bölü 2 artı ve son olarak 14 çarpı 10. Bunu hesaplamamıza gerek yok. 14 parantezine olarak sizler de hesaplayabilirsiniz. Formülü yazmıyormuşuz. Yapayım mı? Ben yapayım bari. Yok. Şimdi böyle bir soru gördüğünüzde eğer bir imtihandaysanız, sınavdaysanız bunu toplam sembolü olarak ifade ediniz şeklinde de gelebilir karşınıza. Ya da sonucunu hesaplayınız şeklinde de gelebilir. Biz her ikisini de yapacağız. Çünkü sonucu hesaplamak için de toplam sembolüne ihtiyaç duyabilirsiniz. Anlaştık mı? Birinci kural. Şunu yazın. N eşittir 1'den itibaren değil. Ve buraya bir şey yazacağım ya. Dikkat ederseniz bunlar aritmetik olarak artıyor. Yani 4'er 4'er artıyor. 4'er 4'er artıyorsa unutmayın. N'in kat sayısı 4 olacaktır. 4N diye başlayacak. 5'er 5'er artsaydı 5N diye başlayacaktı. Anlaştık mı? 4'er 4'er arttığı için N'in kat sayısı 4. Peki ilk terimimiz kaç Raşit hocam? Yani N yerine 1 koyduğumda 3 mü çıkması lazım? Evet. O zaman yanına eksi 1'i kakalayacaksınız hemen. 4N eksi 1 olsun ki bakın gerçekten de 1 yazdığınızda 3, 2 yazdığınızda 7, 3 yazdığınızda 11. Çok güzel. Ama son terimin kaç olması lazım? 47. Bunu da bulmamız lazım değil mi bizim? Hemen 47'yi 4N eksi 1'e eşitliyorum. 48, 12. Demek ki buraya da kaç yazmak lazım? 12. Gayet mükemmel ve kolay bir şekilde bulduk. Şimdi bunu hesaplayalım, buyurun. 4 parantezinde 1'den 12'ye kadar olan sayıların toplamı 12 çarpı 13 bölü 2. Eksi 1 kere 12, 12. Hop hop 2. 156 kaç olacaktır? 312. Eksi 12'den. Sen de işlemleri bir kontrol et de bir yandan. Aman yanlış yapmayayım. Sonuç kaç olacak? 300. Tekrar söylüyorum. 4'er 4'er arttığı için 4N. İlk terimi 3 olduğu için N yerine 1 koyduğumda 3 çıkması gerekiyor ya. Eksi kaç olması gerekiyor? 1 olması gerekiyor. Son terimi bulmak için de 47'yi 4N eksi 1'e eşitledim. Acaba N yerine kaç yazarsam 47 olacak diye. Bir baktım 12 çıktı. Onu da buldum. Öğretmenim ben bunu toplam son terimle ilk terimi topla 2'ye böl terim sayısıyla çarp yapabiliyorum. Yapabilirsin. Bunları yapabilirsin. Ama birazdan gelecek olan şu soruyu öyle yapamazsın. Bu soruyu yapabilmen için az önceki sembolü ne yapman lazım? İyicene kullanmayı öğrenmen lazım. Hadi bakalım. N eşittir 1'den başlayacak. Bu sefer çarpım şeklinde ikişer tane sayı var değil mi? 2 tane parantez açacaksın. Hiç zorluğu yok. Daha sonra 2, 4, 6. Birincisi ikişer ikişer ilerliyor. Fark ettin mi? 2 yani. Peki ikincisi 3, 7, 11. 4'er 4'er evet. Mi ilerliyor? 4N. Geliyoruz birinciye. N yerine 1 yazdığımızda 2. Bu zaten 2 idi. O zaman yanına bir şey eklemeye gerek yok. Ancak ikinciye baktığımızda N yerine 1 yazdığımızda 3 mü olacak? Eksi 1 diyoruz. Bitti. Bu kadar. İlk önce 2, 4, 6 bunu hallettik. 2N şeklinde oluyor. Daha sonra ikinciyi de düşündük. 3, 7, 11. 4N eksi 1 şeklinde olmak zorunda ve bunlar çarpılıyor. Gerçekten de 1 yaz 2 çarpı 3. 2 yaz 4 çarpı 7. Gördünüz mü? Peki son terimi tespit edelim. Gayet basit çıktı. 2N 24'e eşit olmayacak mı? N buradan kaçtır o zaman? 12. 12'dir. Artık şunu yapabilirsiniz. N 1'den 12'ye kadar. 4N kare. 8N kare. Pardon 8N kare eksi 2N. Genellikle hangisiyle ifade edilebilir şeklinde sorulur. Doğru cevap budur. Sonucunu bulmanız istenirse 8 parantezinde 12'ye kadar olan sayıların toplamı kareleri 12, 13, 2n artı 1'den 25 bölü 6. Kare formülünü unutmadınız değil mi? Yazalım da hani belli aralıklarla tekrar etmek gerekebiliyor. N artı 1, 2n artı 1 bölü 6 idi. Onu kullandık.
eksi 2 parantezinde 12 çarpı 13 bölü 2. Bunu hesaplarsanız eğer, ki dediğim gibi genellikle burada bırakmanızı isterler. Bu kenarını sorarlar size. Hesaplamanızı isterlerse de şu 4 işlem sorusunu çözeceksiniz. 1'den 7'ye kadar 2n artı 3. İndis gibi gözüküyor da bunlar indis değil, söyleyeyim. Bu m mi n mi? 2n. Ha pardon, o da m olacak değil mi? 2m artı 7. Toplamının değeri kaçtır? Acaba sabit gibi mi düşündük diye düşünüyorum. Sabit gibi mi düşündük? Bu ne olacak? Bu soruyu çözmenin iki tane yöntemi var. İkisini de getirelim. Birincisi 1 yazıp, yani burada normal formülü uygulayabilirsiniz. 2n artı 3 var sonuçta. Aynen. Öyle değil mi? Ama burada 1'den başlamadığı için ne yapmak lazım? 1'e indirgemek. 1'e indirgemek ve o şekilde çözmek lazım. Yani burası 2 parantezinde 1'den 7'ye kadar olan sayıların toplamı 7 çarpı 8 bölü 2 artı 21. Bir de 7 çarpı 3. Öyle değil mi? Hı hı. Burası ise eksi 5, eksi 5 denecek. Bir de şuraya m artı 5, m artı 5 yazacaksınız. Hesaplayalım onu. M eşittir 1'den 8'e kadar 2m artı kaç olacaktır? 17 mi? Evet. Evet, 17. O da ne olacaktır? 2 parantezde 8 çarpı 9 bölü 2 artı 8 çarpı 17. Bu ve bunun toplamı bize çözümü veriyor. Ama ben burada özellikle farklı bir şeyi vurgulamak istiyorum size. Yok, şunu alayım. Şimdi bakın lütfen. N 1'den başlıyor 7'ye kadar. 2N artı 3 değil mi? Hı hı. Çünkü daha gıcık sayı var da verebilirdi. M eşittir 6'dan başlıyor 13'e kadar. 2M artı 7. Şu kas sayıları 2N ve 2M ya. O bende şüphe uyandırdı. 1 yazarsak 5. 2 yazarsak 7. Ve 7 yazarsak 14... 17. 6 yazarsak 19. Gördün mü? 6 yazdığımızda 19. 7 yazdığımızda 14, 21. Yani son olarak 13 yazdığımızda kaç 33. oluyor? 36, 26, 33. Demek ki bu aslında 5'ten 33'e kadar olan sayıların toplamı. Bunu direkt tek formülde de indirgeyebilirsiniz. N eşittir 1'den. İkişer ikişer arttığı için 2N. Evet. İlk terimi 5 olduğu için artı 3. Son terimi 33. 2n artı 3'ü 33'e eşitleyin lütfen. N kaç çıkacaktır? 15. Yani bu hesaplanırsa şu işlemle aynı sonucu verecek. Demek istediğim şudur ki bazen birinin bittiği yerde diğeri başlıyor. Bunları ucuca veriyor size. Dolayısıyla 3 tane de verebilirdi çünkü. 3'ü için ayrı ayrı formüller uygulayacağınıza aradaki bağlantıya dikkat ederek kendiniz direkt denklemi kurabilirsiniz. Tabii ki üst seviyede bir soru olarak çıkar bu karşınıza. Anlaştık mı? Diğer basit türlü ise bu şekilde de ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Bunu da gönderelim. Bu sefer de şöyle bir soru tarzı var. 37 ile 175 arasında 4'e bölündüğünde 3 kavanını veren sayıların toplamı kaçtır? Bu karşınıza ardışık sayılar sorusu olarak da çıkabilir. Ya da bölme bölünebilmede bazen buna benzer sorular soruyorlar. Orada da çıkabilir. Ama toplam çarpım sembolünde çıkarsa zaten ya da toplam çarpım sembollerini biliyorsanız kolaylıkla çözebilirsiniz. 37 ile 175 arasında 4'e bölündüğünde 3 kavanı veren ilk sayı kaç? 39 sanırım değil mi? Aynen öyle. 39. Sonra 4 fazlası 43. Peki 175'i 4'e böldüğümüzde 175 100, tam 3 kalıyor. Evet. Ne gıcık. Neden gıcık? Çünkü arasında demişiz ya. Şunu 176 yapalım biz. Size söyler, 175'i veriyorsa eğer bildirir. Bu iki sayı dahil değil ya da dahil şeklinde. Böyle bir muallakla karşılaşmazsınız. ÖSYM genellikle muallakla vermez soruyu. 37 ile 176 arası olarak değiştirdik. Şimdi bu aralıkta 4'e bölündüğünde 3 kalını veren en son sayı kaç? 175 mi? Bunların toplamını bulacağım o zaman ben. Ya da bunların toplamını veren formülü yazacağım. N eşittir. Kaçar kaçar artıyor açacağım. O zaman 4N ile başlayacağım. İlk terimi kaç? 39. 1 verdiğimde 39 olması için 35 mi olacak artık? Aynen öyle. Öyle değil mi? 1 verdiğimde 39, 2 verirsem 43. Hemen son terimi bulmak için 4N artı 35'i 175'e eşitleyelim. 4N eşittir 140, N eşittir 35 olacaktır. Buraya 35 yazarsak o zaman. 4 çarpı 1'den 35'e kadar olan sayıların toplamı 35 çarpı 36 bölü 2 artı 4 çarpı 35. 35 çarpı 35. Doğru. Şu 4'e gitti bir an gözüm de. Şöyle 2 diyelim. 35 parantezine alırsanız
72 artı 35 mi oluyor? Cevabımız 35 çarpı 107. Lütfen 4 işlemi yapın. Gelsin. Bu ne demiş ya? Bu da güzel bir soru soruyorum ama diyor çözümü. Keşke 2'den başlatmayaymış. Neden? 1'den başlatsaydı formül uygulayabilecek miydik? Ama çocuklar uygulayabileceklerini düşünüyorlar genelde. Evet. Şimdi bu ifadeyi aslında birçok yerde gördünüz. Ya da eğer henüz düşük sınıflarda bir öğrenciyseniz, 10-11. Sınıf öğrencileriyseniz görmemiş olabilirsiniz. Polinomlardaki basit kesirler ayırma ifadesiyle çözeceğiz bunu. Nasıl yapacağız? Mantık şu. Burada yok etmeler çıkacak karşımıza. Ama net gözüküyor mu bu? Yok. Gözükmüyor değil mi? Bitir. Şöyle yapın lütfen. 1 bölü n kare artı 3n artı 2. Dikkat edin. 2 ile 1. N artı 2 çarpı n artı 1 değil midir bu? Eşittir a bölü n artı 1. B bölü n artı 2 olarak yazın. Şimdi a ve b'yi bulmanız gerekiyor. Hemen bulalım. Bunu n artı 2 ile bunu n artı 1 ile çarpalım. N kare artı 3n artı 2. A çarpı n artı 2. B çarpı n artı 1 bölü. N kare artı 3n artı 2 mi? Tak tak gidecek mi? Gitti bile. 1 eşittir a çarpı n artı 2 artı b çarpı n artı 1. A ve B'yi tespit etmenin en kolay yöntemi nedir Raşit Hocam? En yerine sırasıyla bu içleri sıfır yapacak değerleri yazmak. En yerine eksi 2 yazın lütfen. Eksi 2 yazdığınızda 1 eşittir eksi B kalıyor. Yani B eksi 1'dir. En yerine bunu sıfır yapmak için eksi 1 yazın. Eksi 1 yazdığınızda 1 eşittir A'dan. A 1 çıkıyor. Dolayısıyla yerlerini yazdığımızda bakın soru tamamıyla değişti. 2'den 20'ye kadar. A 1 oldu değil mi? 1 bölü n artı 1 artı pardon eksi b eksi 1 çıktığı için 1 bölü n artı 2. Evet şimdi n yerine 2'den başlayarak tüm değerleri yazabiliriz. 6. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 çünkü bunu öğretmiştik ilk videomuzda. 1 bölü 4 eksi 1 bölü 5. 1 bölü 5 eksi 1 bölü 6 nokta nokta nokta. 1 bölü 21 eksi 1 bölü 22. Sonuç 1 bölü 3 eksi 1 bölü 22 olacaktır. Seni 22 ile seni 3 ile çarparsak 19 bölü 66 olacak cevabımız. Hemen burada şunu söyleyeyim. Bazen bunlar için kısa yöntemler söylerler. Paydadaki fark aralarındaki bir ise baştan bir terim ve sondan bir terim kalacak vesaire. Hakikaten yani kısa yöntem midir? Bu soru tarzı için kısa yöntemdir ama söylemeyeceğim bile. Çünkü bu bir ezberdir. Hani burada kendiniz birkaç tane bu örnekten çözdükten sonra zaten bu tarz şeyleri öğreneceksiniz, tecrübe edeceksiniz. Ve soruda hafif bir değişiklik olursa, aradaki fark 3-4'e çıkartılırsa terse yatıyorsunuz zaten. O yüzden hiç böyle bir yöntem ezberlemeyin. Evet, şu rengi yapalım şimdi de. 0'dan 23'e kadar ne yapayım sen söyle. En yerine değerleri yazarsam ben, 1 bölü köklü, 1 bölü köklü, 1 bölü köklü bir sürü ifade oluşacak değil mi? Tecrübeyle sabit. Böyle bir ifadeyle karşılaşırsınız. Az öncekine benzer bir durum bu da aslında. Evet. Ne yapmamız lazım? Bana mı soru? Evet. Ben eşleniyle çarpardım. Ben de eşleniyle çarpayım o zaman seni kırmayayım. N artı 2 eksi N artı 1 olacaktır. Dolayısıyla şu hale gelmeyecek mi? Lütfen dikkat edin. N eşittir 0'dan 23'e kadar. Karekök içerisinde N artı 2 eksi karekök içerisinde n artı 1 bölü. Aşağısı 2 kare farkı olacağı için n artı 2 eksi n artı 1. Yani 1'dir kısacası burası. Düşünmeye gerek yok. Şimdi bu ifadeyi parantez içerisinde düşüneceğiz. Toplam sembolüne dahil. N yerine 0 yazalım. Kök 2 eksi kök 1. N yerine 1 yazalım. Kök 3 eksi kök 2. N yerine 2 yazalım. Kök 4 eksi kök 3. N yerine 23 yazalım. Kök 25 eksi kök 24. Topladığınızda dikkat edin. Bu şekilde birbirini götürecek. Karekök 25 5. Karekök 1 1. Yani sonuç kaç olacaktır? 4 olacaktır. Umarız anlaşılmıştır. Evet çıkmış bir sorunun benzeri yine. Bu soruyu sorduklarında formülde vermişlerdi. 1 çarpı 1 faktöriyel. 2 çarpı 2 faktöriyel. Nokta nokta. N çarpı N faktöriyel. Bu işlemin sonucu n artı 1 faktöriyel eksi 1'dir. Ne demek hemen söylüyorum. 1 çarpı 1 faktöriyel. 2 çarpı 2 faktöriyel nokta 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 diyelim. 10 çarpı 10 faktöriyel mi? Bunun sonucu 11 faktöriyel eksi 1'dir. Hatta bu formülün nasıl ortaya çıktığını söyleyeyim size. N yerine 2 eksi 1. 1 yerine 2 eksi 1. 2 yerine 3 eksi 1.
10 yerine 11 eksi 1 yazın ve kendiniz formülü çıkartmayın, çalışın bakalım ne olacak dağılma özellikleriyle. Burası bizi ilgilendirmiyor. Bizi burası ilgilendiriyor şimdi. N yerine 7'den başlayarak değerleri yazarsam 8 çarpı 8 faktöriyel, 9 çarpı 9 faktöriyel, 14 çarpı 14 faktöriyel olacak. Evet. Ancak bu formül 1'den başladığı takdirde geçerli. O zaman bunu 1 yapmanın yoluna giderseniz, 1 yapma işlemi sadece 1, 2, 3, 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi ya da 1'in küpü, 2'nin küpü, 3'ün küpü, o formüllerde işe yarıyor. Bunlarda pek işe yarayacağını zannetmiyorum. Deneyin zaten, yaramadığını göreceksiniz. Ne yapalım? Toplam sembolünün temel mantığını kullanalım. Yerine yazalım. 7 yazalım. 8 çarpı 8 faktöriyel. 9 çarpı 9 faktöriyel. Nokta nokta nokta. 14 çarpı 14 faktöriyel. Şimdi Raşit Hocam, formülü uygulayabilmem için 1 çarpı 1 faktöriyel, 2 çarpı 2 faktöriyel, nokta nokta nokta. 7 çarpı 7 faktöriyle ihtiyacım var değil mi? Evet. Eğer burası böyle tamamıyla var olsaydı sonuç ne olacaktı? 15 faktöriyel eksi 1. Yukarıdaki formüle göre. Doğru mu? Evet. Ancak şurası yok. Adam istemiyor orayı. Peki burası kaç? 1'den 7'ye kadar geldiği için 8 faktöriyel eksi 1. Öyle değil mi? Hı hı. O zaman bakın 8 faktöriyel eksi 1 ile şu kısmı topladığınızda 15 faktöriyel eksi 1 olmuyor mu? Evet. 8 faktöriyel eksi 1'i karşıya atın. 8 çarpı 8 faktöriyel, 9 çarpı 9 faktöriyel, 14 çarpı 14 faktöriyel, 15 faktöriyel eksi 1, eksi 8 faktöriyel artı 1. Bunlar giderse yanıt 15 faktöriyel eksi 8 faktöriyel olacaktır. Umarız anlaşılmıştır. Formülü veriyor size, uygulamasını istiyor böyle karışık sorularda. Formül vermese bile lütfen bu formülü iyicene kafaya yazın. Bir diğer örneğimiz yine geometrik dizilerin toplam formülü, serilerin toplam formülü, bunların geldiği yerler. Çarpanları ayırmadan da biliyorsunuz aslında bu formülü. X eksi 1 çarpı atıyorum x üzeri 10 artı x üzeri 9 artı nokta nokta artı 1'in çarpımı neydi? X üzeri 11 eksi 1'di. Buradan ortaya çıkarak bulabileceğiniz bir formül bu da. 1 r, r kare nokta nokta r üzeri n'in toplamı 1 eksi r üzeri n artı 1 bölü 1 eksi r'dir. Buna göre diyor bu değerin, bu işlemin sonucunun 7'ye bölümünden kalan kaçtır? Bakalım. N yerine 1 yazarsam 2 üzeri 0 1. 2 yazarsam 2 üzeri 1. 2 yazar, 3 yazarsam 2 üzeri 2. Nokta nokta 20 yazarsam 2 üzeri 19. Şimdi bu formül 1 eksi 2 üzeri, dikkat edin n'e kadar geldiğinde n artı 1 oluyor. 20 bölüm. 1 eksi 2 olmayacak mı? Oldu bile. Burası eksi 1 midir Raşit Hocam? Eksi 1'e bölersek 2 üzeri 20 eksi 1 olmuş oluyor bu. Aynen öyle. Şimdi 2 üzeri 20 eksi 1'i 7'ye bölmem gerekiyor. Eksi 1 beklesin. Ben 2 üzeri 20'yi 7'ye böleyim ilk önce. Bunun için de modüler aritmetikten faydalanacaksınız. 2 üzeri 1 2'dir. 2 üzeri 2 4. 4'tür. 2 üzeri 3 8'dir. Mod 7'ye göre 1'dir. Üçüncü kuvvetle bulduk mu biri? O zaman nasıl düşünmeniz gerekiyor? 20'yi 3'e bölün. Modüler aritmetiği biliyor olmanız gerekiyor. 18 kalan 2 mi Raşit Hocam? O zaman ben bu 2 üzeri 20'yi 2 üzeri 2 olarak değerlendirebilirim. Eksi 1'den 4 eksi 1 3. Bu 1. İçime sinmeyen bir durum var. Çocuklar modüler aritmetiği unutmuş olabilirler. Unuttuysanız bile problem değil. En azından 2 üzeri 3 yani 8'in 7'ye bölümünden kalanın 1 olduğunu biliyorsunuz değil mi? Hadi şu 2 üzeri 20'yi biraz modifiye edelim biz. 2 üzeri 20 yerine 2 üzeri 3'ün 6. kuvveti çarpı 2 üzeri 2 diyemez miyim? Evet. 18, 2 ile topla 20. Bir de eksi 1 var yanında, onu da bekletelim. Şimdi 2 üzeri 3'ü kaç olarak bulduk biz? 8, 1. 1. 1 olarak bulduk. 1'in 6. kuvveti 1'dir. Öyle değil mi? 1 çarpı 4, 4'tür. 4'ten 1 çıkar. Yine 3'tür. Yani modüler aritmetikteki şu kuralları unutsanız bile sonucu ortaya çıkartabilirsiniz. Çok da korkulacak bir şey değil. Şimdi bakalım bunlar. Bazen de toplam sembolünü iç içe veriyor. İki tane toplam sembolü. Mantığı gayet basit. Bunları genellikle formülsüz verir. Yani bir iki tane değer verir. Önemli olan çocuk kuralı uygulayabiliyor mu? Olay şu. İlk önce dışarıdakini kapatır. İçeridekine göre işlem yaparsınız. Hadi işlem yapalım. Buranın sonucu ne? Şöyle parantez alayım. M yerine 1 yazın. 1 yazarsanız n artı 1 eksi 1. Artı. M yerine özür diliyorum 2 yazın. 2n artı 2 eksi 1 artı. 3 yazın. 3n
artı 3. 3n artı 3 eksi 1. Neden elimle kapatıyorum biliyor musunuz? Ben de karıştırıyorum çünkü. Hani diğerleri sırayla yazacaksın, toplayacaksın. İşlem hızlı gidiyor. Kolay bir işlem. Zor bir işlem değil ama m var, n var. Birbirine giriyor. 3'ünü yazdık. 1'den 3'e kadar olan değerleri. Çıkan sonuçları topluyorum. 3n, 5n, 6n. Şunlar gider. Şurası 1 olur. Şu eksi 1 gider. 3 mü kaldı sadece? Evet. 6n artı 3'tür. Buraya dönelim. N eşittir eksi 2'den 1'e kadar 6n artı 3. Doğru mu? Doğru. N yerine eksi 2'den 1'e kadar olan değerleri yazıp toplayalım. Eksi 2 yazarsak eksi 12, 3 daha eksi 9. Eksi 1 yazarsak eksi 6, 3 daha eksi 3. 0 yazarsak artı 3. Değil mi? Şu gidecek aynen çünkü. Öyle. 1 yazarsak da 9. Sonuç kaç çıktı? 0 çıktı. Ver bakalım. Ve çıkmış bir sorunun benzeri gene. Oldukça tatlı. Öyle oldukça güzel. Bırakalım. Hayır, niye öyle bırakıyoruz çocuklara? Oldukça tatlı, oldukça güzel bir soru. Mantığı hiçbir şey değişmiyor. Mantıkta hiçbir sıkıntı yok. Her şey aynen devam edecek. Adam diyor ki 1'den 20'ye kadar AN artı 3 verilmiş. 1'den 20'ye kadar AK artı BK verilmiş. 1'den 20'ye kadar BK soruluyor. Bu şu demek değil mi Raşit Hocam? N eşittir 1'den 20'ye kadar AN artı N eşittir 1'den 20'ye kadar 3. Eşittir 400 mü kardeşim? Burası 60 değil midir? Çarpılır. Ve 60'ı karşıya attığınızda N eşittir 1'den 20'ye kadar AN 340 olarak karşınıza çıkmayacak mı? Problem var mı burada? Bir problem yok. Yani şu demektir. A1, A2, A3, nokta nokta, A20. Hepsinin toplamı 340. Geliyoruz buraya. Bu ne demektir? K1'den 20'ye kadar. 1'den 20'ye kadar AK artı. BK. K eşittir 1'den 20'ye kadar BK. Eşittir 600 mü? Hı hı. Kardeşim 1'den 20'ye kadar AN'ler 340 ise 1'den 20'ye kadar AK vardı. Çünkü K yerine 1'den 20'ye kadar değerleri koyacaksın. Bu da 340'tır. Öyle değil mi? Şu ikisi aynı şey. Bu 340'ı karşıya at. Ne kaldı? 160. K eşittir 1'den 20'ye kadar. BK eşittir 260. Bizden aradığı değerde, bizden istediği değerde 1'den 20'ye kadar BK var.